Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev, büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Pazar gününüzü güzelleştiren, yüzlerinizi gülümseten program Evrim Akın'la Ev Gezmesi'nden herkese yine kocaman bir merhaba. Sıcaktan kavrulduğumuz, eriyip bittiğimiz günlerdeyiz. Aman diyeyim sissiz olun. Tam da bu saatlerde dışarı çıkmak yerine kurulun en güzel köşenize, bizi izleyin. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki güzeller güzeli sunucumuz Evrim Akın'ın yanına gidiyoruz. Bakalım bugün neler yapacağız? Evrim Akın'la Ev Gezmesi'nden herkese merhaba. Efendim bugün istiyoruz ki 90'lar ruhunu yaşayalım hep birlikte. O yüzden 90'ların en güzel ve en özel seslerinden Şah Senem'in evine gidiyoruz. Bakalım neler yapacağız. Evrim Akın'la Ev Gezmesi bu hafta şarkıları ve farklı tarzıyla 90'lı yıllara damga vuran Özbek şarkıcı Şah Senem'in evine konuk oluyor. Seni kim candan sevdi, ne hale düştüm şimdi. Ailesiyle yaşadığı hüzünlü hikayesi. Abilerim ve ablalarım bana şiddet uyguladılar. Beni karanlık odaya kapattılar. Nostalji ve tarih kokan sevimli evi. Merhaba, müteahhit Nejat'la görüşecektim. Nejat, sana selamı var. Nejat, çekimdeyiz. Kapat telefonu. Kapat! Bu tatlı sohbet, bu renkli ev gezmesi kaçmaz. Evrim Hanım, kales yaşlısınız. Yaşlıyım. Katta kalken edin. İşte o en sevdiğimiz yıllar, en çok özlemini duyduğumuz dönem. Bazı şarkıcılar vardı ki tarzıyla fark yaratmış, şarkılarıyla hafızalarımızda kazınmıştı. Şah Senem de o kişilerden biri oldu 90'lı yıllarda. Z kuşağı pek bilmez ama Özbek şarkıcı Şah Senem'in öyle şarkıları vardı ki yeri geldi aşkını gözyaşlarıyla anlatmıştı, yeri geldi hasret çekmiş, o bu gece gelecek diye günleri saymıştı. Hem de gösterişli takıları ve aksesuarlarıyla çok dikkat çekmiş ve sevilmişti. İşte 90'lı yıllara şarkılarıyla, farklı tarzıyla imzasını atan Şah Senem'in evine konuk oluyoruz bugün. Ay, bu sıcakta 5 kat. Evden çıkmayın, bizi izleyin. Vallahi billahi çok sıcak. Zil mi bozuk? Hola. Canım. Ay, muah. Ay, muah. Çok sıcak. Öpüşmeyin. Sıcak. Evden çıkmayın. Bizi izleyin anacığım. Evet. Ay ne güzel ev. Hoş geldin canım benim. Ay nasılsın? Hoş. Teşekkür ederim siz. Ay canım iyiyim. Sağ ol. Seni yakından görmek. Ekrandan da güzelsin hayatım. Siz de öylesiniz vallahi. Hoş geldin canım benim evimize. Ay hoş buldum bir tanem. Sonunda bana da geldin. Evet. Evet. Hoş ama geldin. Ama ne zamandır istiyordum gelmeyi. Ya. Ben bu 90'lar ruhunu bir tattıralım. Yeni nesil bilmez. Hep izliyorum ama seni. Ama çok dinliyorlar. Aa, şu an her yerde 90'lar teşekkür modası. Teşekkür ediyorum. Ben de zaten lise yıllarımdan beri 90'lı yıllarda bayağı dinliyorduk yani. Seviyorduk. Evet, evet. Ben hala da seviyoruz. Ben de seni hep izliyorum. Çok beğeniyorum. Ay çok teşekkür ederim. Öyle mi geçiyoruz? Evet buyurun. Kendi evin gibi hayatım. Ay ne güzel ev ya. Ev çok güzel. Burada manzara izleyebilirsin. Bu nasıl bir şans ya. Çatı katının keyfi işte. Ay serince. Yani benim için ev ya bahçe katı olacak ya da çatı katı çatı olacak. Katı olacak. Evet. Bizim de çatı ama böyle manzaramız yok. Şah Senem yok ama. Ya. Gel bana yerleş. Geleyim ben valla ev arkadaş olalım. Şarkıcımız 90'lı yılların özlenen seslerinden biri Şah Senem Hanım'ın evi de gördüğünüz üzere o yıllardan izler taşıyor. Gri köşe koltuk, duvardaki mavi ayna, tam da keyif yapılabilecek sallanan bir sandalye, nostaljik bir radyo, duvara monte edilen eski tip raflar ve işte o eşsiz İstanbul manzarası, bu sevimli evin göze çarpan ilk detayları. Şah Senem Hanım'ın dinlenme köşesine göz attığımızda yeşile boyanan kalorifer peteği ve duvardaki İstanbul temalı tabloda dikkatimizi çekiyor. Ve salonun diğer köşelerini incelemeye devam ettiğimizde fotoğrafçıların stüdyolarında gördüğümüz bir ışık dikkatimizi çekiyor. Evin her yerini süsleyen objeler de cabası. Sizin hayat hikayenizi okudum. Tabii diyorum ya hani 90'larda dinliyorduk, hala dinliyoruz ama
hiç böyle bir background olduğunu, yani arka planının bu kadar aslında dramatik ve korkunç olduğunu bilmiyordum. Ya çok zorlu süreçlerden geçmişsiniz. Evet. Bir anlatsanız da sizden ya dinleyelim. Biz çok çocuklu aileden geliyoruz. Ben tabii ki doğuştan şarkıcı yaratılmışım. 3 yaşına beri şarkı söylüyormuşum. Rusça bir şarkı, yeni yıl şarkısı, konser veriyormuşum. Kulakla doğmuşum tabii ki. Şarkıcılığa insan çocukken de kulaklı şarkı söyler. Söyleyeyim mi o şarkıyı? Söylesinize lütfen. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимою летом стройная, зеленая была. Зимою летом стройная, зеленая была. Şimdi ne dedin, diyeceksin değil mi? Yeni yıl kutlu olsun, mutlu evet, olsun. Yok. В лесу родилась елочка. Çam ağacı ormanda doğmuş diyor. В лесу елочка, елочка чам ağacı demek Rusça. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, ормanda o büyüdü. Зимою летом стройная, kışın ve yazın da зеленая, kışın da yazın da hep yemyeşil kalmış. Çam ağacı hep yeşil kalır ya. Evet, evet. Çam ağacının şarkısı. İlk söylediğim şarkı bu 3 yaşında. Anaokulu öğretmeni annemiz ama 9 çocuk birbirimize bakardık. Yani annem öğlen saati gelirdi eve, işte biberonla beslenenlerin sütünü koyar, altını temizler. Emekleyenler ayrı odada, ayakta yürüyenler, o öbür kardeş, abla gelip öbür kardeşine bakar. Biz birbirimizi büyüttük. Hiçbirimiz anaokulu öğretmenine ya da dadıların elinde büyümedik. Sonra ilkokulda yine benim sesimin güzel olduğunu fark ediyorlar. Konser vermeye başlıyorum orada da. Sonra ortaokul. Bizde ilkokul, ortaokul, lise diye bir şey yok. Bizde mektep var. Hmm. Mektep, şkola Rusçası. Şkola. Özbek Türkçesi şey, bak, mektep. Yani biri 11 sene okuyorsun, liseyi bitirmiş oluyorsun yani Türk deyimiyle. Sonra üniversite. Ben konservatuvara istediler beni. Ailede sanatçı istemedikleri için. Beni kaç defa piyanodan geri döndürdü babam. Ama şu anda enstrüman çalamayışımın sebebi babam. Toprağı duymasın. Rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Annem de ses çıkaramıyordu. Biz de ataerkiliyiz yani. Fakat 6 kızın hepsi sanatçı oldu. 2 abim de enstrüman çalarlar, def çalarlar. Evet ama kızların hepsi şarkı söyleyip dans eder. Ben bir de aynı zamanda üniversite bitirdim ve aynı üniversitede hoca oldum. Rus Dil Edebiyatı hocası ve dans hocasıydım ve ayrıyeten bir de Don Pioneer diye bir yer vardı. Hani Pioneer'ler böyle kırmızı şeyliler var ya lisede, ortaokulda. Onlara Pioneer diyorlar. Evrim Hanım, Şahsenem Hanım'ı bölüyorum ama... Aa, hiç uyun değil ayol. Hiç bölmez. O hiç girmez araya. Her zaman yapmam, arada sırada. Bah. Olsun, hareket katıyor değil mi? Olsun, seviyorum onu. Hani çatı katındayız ya, sanki biraz sıcak oldu. Vantilatörler de kesmedi bizi. Ben size bir yelpaze vereyim de sohbete öyle devam edelim. Hem de 90'ların ruhunu daha iyi yansıtmış oluruz. Ay ay ay, işte bu ya. Sen niye bunları bana daha önceden vermedin? Evet, çok güzel. Oh, yaşasın vantilatörle de. Oy, teşekkür ederim hayatım. Sizin ihtiyacınız yok ama ben bugün çok eridim. Şahsenem Hanım sıcaktan etkilenmiyor gibi. Ben eriyorum. Siz de eriyorsunuz ama ona bir şey olmaz. Uzbeklere bir şey olmaz. Sen de Özbeksin hayatım. Ruhun Özbek, evet. Evet, yani Türkler hepsi Özbektir, Türkmendir, Kırgızdır, Kazaktır. Ben hep derim ama sizler asıl yani, Türkçeyi de konuşan sizsiniz. Evet, Esselamu Aleyküm Evrim Hanım. Kales yaşlısınız. Yaşlıyam. Katta kalgenedik. Nerede kaldık diyorum. Katta kaldık endi biz. Katta kaldık endi biz. Katta kaldık. Kayırda kalgen edik desen şimdi. Kayırda. Kayırda. Kaldık. Kaldık. Hayırda mı kaldık? Ha, devam kılırık mı? Kılırık. Saval sorarsın mı? Soru var mı? Dolu sorum var. Tamam. Şu şeye gelmek istiyorum. Evet. Asıl bu size yasak gelişi aileden. Neden? Evet. Nasıl? Ya ben okudum ve gerçekten 2 gündür işin içinden çıkamıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçmişsiniz. Bunu ben hayatımda ilk defa anlattım. Sizin programınızda da bundan istifade söylüyorum son kere ama bir daha bunu dile getirmeyeceğim. Ne de olsa benim ailem. Tabii ailem ki. Çocukluğumdan beri sanatçılığıma karşı. Bir de 6 kız, 2 erkek de sanatçı. Bir abim hiç alakası yok ama. Ben çok başarılı bir çocuktum. Üniversiteyi de birincilikle bitirdim ve üniversite hocalık yaptım ve çok meşhur oldum. 16 yaşında ben Devlet Filarmonisi sanatçısıydım. Sabah grubunun solistiydim ve kardeşlerim hepsi evlendiler, ablalarım. Hepsi tabii ki kilo aldılar, kendilerini saldılar, çoluk çocuk. Mutsuz oldular. Dediler ki bu niye hala güzel ve hala niye seviliyor, hala niye başarılı? Kardeş kıskançlığı çok yaşandı bizde. Ve dediler ki anne, yani biz onun şarkı söylemesini istemiyoruz. Şarkı söylemesin, Allah üniversite hocalığını yapsın. Ondan sonra o çok başarılı, biz kendimizi saldık. Böyle bir kıskançlık.
Bizde mesela ben devlet sanatçısıyken biz düğünlere gitmez devlet sanatçısı. Şimdi bunu Türkiye'de anlamayabilirsiniz. Bir özbek olmanız gerekiyor şu anda anlatacağım şeyi. Düğüne gittiğin zaman ona haltura diyorlar. Yani haltura da şeydir. Prestij kaybına uğruyorsun. Ya yani o zamanlar öyleydi. Şimdi şu anda öyle mi? Hayır, öyle bir şey yok. Yani tam tersi. Ne kadar çok ekstra o kadar çok para kazanırsın. Gerçi ben 92 senesinde geldim. Sonraki zamanı bilmiyorum. Devlet Filarmonisi sanatçısı olarak konsere çıktığın zaman aylık sana 100 ruble para veriyorlar. Ama bir sahne sanatçısı oluyorsun, prestijin oluyor. Mesele oradan kaynaklanıyor. Bu az para kazanıyor, biz çok para kazanıyoruz. Bu hala güzel, başarılı, devlet sanatçısı, prestijli. Bizim niye prestijimiz yok? Biz niye kendimizi böyle saldık? O zaman düğünlere gitmiyorsa şarkı söylemesin. Ha, olay buydu. Allah Allah. Evet. Çünkü ben dedim ki ben gidemem düğünlere. Ben devlet sanatçısıyım. Sabah grubunu solistim. 4 tane yakışıklı ünlü grup erkek ve bir bayan solist. Onlar da sen solist. Hem şarkı söylüyor hem çalıyorlar. Yani ülkemizin çok ünlü grubu. O zaman erkeklerin içinde şarkı söylemesin. Gelsin bizim folklorik grupta söylesin. Onu da yapmam ben dedim. Ben artık bir grubun solistiyim. 16 yaşında şöhret olmuşum. Yani televizyonlar her yer benden şahsenem Kılıçova diyorlar. Ve ondan sonra dediler ki biz işte folklorik gruptayız. Bu gidiyor işte havasını atıyor. Tek solist falan. Ondan sonra abilerim ve ablalarım bana şiddet uyguladılar tabii ki. Ve bu şarkı söylemeyecek. Üniversitede bitince beni karanlık odaya kapattılar. Ve affedersin bir lazımlık da koydular ve yemeğimi de kapıdan veriyorlar. Ben de yemek yemeyip ölüm oruçlarına girdim. Sanatçı doğmuş bir insanın ruhuna ters bir durum, senin yapına ters, yaratılışına ters. Ve kardeşlerim böyle beni kıskanması çok üzdü. Dediler ki bu ölecek, bunu bir doktor gösterelim anne dediler. Acıdılar, doktor geldi. Ben de o fırsattan yararlanarak doktora dedim ki ben aile içi şiddete uğradım, yetişkin bir insanım. Şarkı söylememe izin yok, odaya kapatıldım ve şiddete uğradım. Ve bunları gör, bütün morluklar, sıyrıklar hepsini gösterdim. Raporumu ver ve götür şeye, grubun rehberine götür. Ona verdi, o da götürüp komisere verdi. Ondan sonracığıma, ama şimdi oraya rapor ulaştı, okey ben evde kapatıldım ama daha bu arada sinemaya teklif geliyorlar. Yani sinema teklifleri var, ben zirvedeki bir sanatçıyım, başroller geliyor, sinemada şarkılarını okuyacağım, şarkılarını da ben seslendiriyorum, başrolde oynuyorum ve önemli projelerde peki, yer alacağım. Peki odaya kilitlediler de mahrum ettiler dışarıdan, bir Allah'ın kulu da bu kadın nerede demedi mi? Yok. Allah kimse Allah. Bilmiyor ki evin içinde, ailenin içinde şiddete uğradım. Tamam. Çıkmayacaksın ya. Yani. Ve dediler ki bir gün şöyle kapıdan dinliyorum. Anne ya ölürse bu aç kalıyor işte. Yemek diye mi? Sevdiğin yemekleri de koyuyorlar ölmeyeyim diye. Ama itaat etmemi istiyorlar. Ablam dedi ki ya ölürse bir gün ağlarız sonra unuturuz. Peki kaç gün deyince ben ailemden soğudum. De demek ki dedim. Ölürse unuturuz mu? Beni evet bir gün ağlarız, ikinci gün unuturuz. Büyük ablamın lafıydı. Ve ben çok üzüldüm. O zaman ailemden soğudum. Ben aileme de karşı gelemem, bir Özbek ailesi evet. Aileye karşı gelinmez. Bizde böyledir görgüler. Tabii ki. Bizde de öyle yani. Evet. Değişen pek bir kültür farkı yok aslında. Biz de evet. Babalarımıza karşı gelemeyiz ki. Evet. Annelerimize de. Ben hala kardeşimden korkuyorum ben. Ben bu yüzden ülkemi terk ettim. Bu yüzden karşıda gelemedim. Poliste de raporumu azat edilmek istiyorum. Kaç gün tuttular odada? Bir ay. Bir ay kaldım sonra ve böylece benim bütün konserlerim iptal oldu. Herkes bilet almış. Prestij de sarsıldı tabii. Evet tabii ki, ama onlar bilmiyorlar benim niye gitmediğimi. Rehberim biliyor sadece. Onlar da şaşırdılar, gittiler. Camdan görüyorum. Bir ay sonra ben dedim ki ben şarkı söylemeyeceğim. Tamam, itaat ediyorum size. Peki bir kereye mahsus sinemada oynayabilir miyim? Hani şimdi... Meşhur olmam da hoşlarına da gidiyor. Annemin özellikle. Yani sinemada oynarsam daha çok hani Şahsenem'in annesi olacağım. Herkes Şahsenem'in ablası, kardeşi diye gösteriyorlardı. Şahsenem Kılıçova'nı. Annemi kandırdım. Annem tamam dedi. Ablalarım da bir şey diyemediler. Tamam bu nasıl, şarkı söylemiyor. Artık konserlere de gitmiyor. Sonra ben başkente gittim. Dedim ki bu gidiş o gidiş Şahsenem Hanım. Alıyorsun pasaportunu da. Çantanı da hazırlıyorsun, kostümlerini de, kimliğini de alıyorsun ve bir daha dönmeyeceksin nasılsa, izini kaybettireceksin. Ben Taşkent'e gecenin bir yarısı çıktım. Sonra o günde uçağa bineceğim, buz tuttu uçak. Hayda. Sonra trene bindim. Trenle Taşkent'e gittim, uçak kalkmadı. Çok zorlu bir çıkıştı yani. Öyle bir kararla çıktım ki artık dönemeyeceğimi sanki, yani hava şartları da biliyor, muhalefet yapıyor.
film çekime gittim. Dedim ki bir şartla oynuyorum. Şarkıları da okuyacağım, her şeyi yapacağım. Benim dediğim çekim yerlerimi aileme bildirmeyeceksiniz. Ben ailemi terk ettim çünkü. Mecbur kaldım. Ailenizi terk edin demiyorum. Aileyi terk etmek doğru bir şey değil. Ben üniversiteyi bitirmiş, artık aklı başına yetiştirmiş bir evlat olduğum için. Ben sanatçı kişiliğime yanlış geldiği için ve şiddete uğradığım için. Ve filmlerime başladım. Çok önemli projelerim vardı. Kim Deli Kino Komedi'de oynadım. Sonra Günah Melodram'da oynadım. O da yine Beyaz Perde'de. Başrolde ben vardım ama son sahne benimle bitmesi gerekirken, ben tabii 91'de sinema çekimi başladı ama 92'de Türkiye'ye geldim. Son sahneyi ilk kahramanı öldürmediler, onunla devam etti. Çok önemli bir projede yer alacaktım. Sylvester Stallone ile birlikte Türk tarihindeki Timur Lenk filminde başrollerden birisini ben oynayacaktım. Ay, Rusya ve İtalya arasında bir projeydi bu. Dönemişiz zaten. Evet. Ve ben Türkiye'ye geldim. Turne amaçlı. Ben de zaten Türkiye'yi çok seviyordum. Türk kızlarını çok seviyordum mesela. Çalıkuşundan Aydan Şener'i. İlk onu tanıdık. Bir sonra Orhan Gencebay filmiyle falan. Sonra da ben Türkiye'ye geldim. Turne bitti. Turne bittikten sonra grup gitti. Ben kalma kararı aldım. Ben dönemem ki, aileme karşı gelemem. Ben evimden kaçtım diyorum ama aslında terk ettim. Ülkemi de terk ettim. Çünkü nedeni tamamen ailevi sorundu. Yani bir şekilde huzur yoktu. Huzur benim için çok önemliydi. Ve ben o yüzden aileme karşı gelmemek için de kanunen haklı çıkardım. Kötü bir evlat olurdum. Aileme de incitmek istemedim. Ben dedim yeniden sil baştan oradaki zirvedeki hayatımı bıraktım. Burada başlayacağım dedim. 4 sene şarkı söylemedim. 4 Türkiye'de. Sene tabii çeşitli kol işlerinde çalıştım. Sekreterlik yaptım, çaycılık yaptım, temizlikçilik yaptım. Şaka. 4 sene şarkı söylemedim. Ben önce bu ülkede müziğimi yapmam için, ben Türk dünya sanatçısıyım. Ben gelip Kales yaşımı istesem beni kimse anlamazdı. Otantik kıyafetlerimle çıksaydım beni kimse anlamazdı ama ben önce Türk halkına bu ülkede kendi Türk dünyası müziğimi icra etmem için ben ne yapmam lazım? Önce Türkçe konuşmayı öğrenmem gerekiyor. Sonra buradaki Türk insanı içine girip onların zevklerini öğrenmem gerekiyordu. Çeşitli kol işlerinde çalışırken ben hem Türkçe tabii öğrendim. Sosyolojik ve psikolojik yapısını bilmek gerekiyor. Evet. Tabii bu kadar sabrın sonunda da umutlarımı tam kaybedecekken ayağıma geldi fırsatım. Kim geldi? Burhan Şeşen. Gün doğarkenden evet. Aa, çok sevdiğim. O benim hayatımın uğrudur. O. Bakar mısın? Tüylerim diken diken oldu. Çok severim ben onu çünkü. Bu da uğrudur çünkü. Bir şirket açacak. Ben de Özbek hemşerimin villasında kalıyorum. 3. Levent'te. Çok uğurlu bir adres. Orada prenses de oldum ben. Orada hizmetçi de oldum. O da bir ayrı bir konu. Bir gün kapı çaldı. Biz buraya bakmak istiyoruz. Yapım şirketi yapacağız. Duvarda da benim afişimi gördüler. Özbekistan'a çıkan afişlerimi. Dediler ki siz ne iş yapıyorsunuz falan. Ben de anlattım. Gel bizim ilk sanatçımız ol dedi Burhan Şeşen bana. Ve 3 ortağı daha vardı. 4 ortaklardı Burhan Şeşen'le birlikte. İlk albüm teklifi bana yapıldı. Sonra ve 96'da Aralık ayında ilk albümümü yaptım. Ve Özbek bestecilerin eserlerini okudum. Şarkılarımı Özbek ağzıyla anlattım. Kimi şarkılar benim hayat hikayemi de anlatır. Bazı şarkılar bizim otantik Özbek Türk türküleri de var. İkinci albümde Rusça şarkı da var. Yani Azeri şarkılar da var 4. albümde. Türkistan marşı var işte. Özümüzün ana yurt marşı. Ben ilk önce sesime ve yorumuma alıştırdım. Besteleri Türkçe okudum. Oradaki kompozitörlerin eserlerini. Ve anlatım şeklinde o şekilde, yani Özbek ağzıyla anlattım ama pop okudum ve derken Türk dinleyicisi, bir de özümüzden birisi olarak beni çok sevdiler. Mesela benim otantik tarz gümüş takılarım çok meşhurdur. Evrimcim. O başlıklar falan da evet, evet. Hatırlıyorum. Ve modacılar dediler ki özünde olan imaj, yani Suzanilardan kıyafet yapacağız. İşte gümüş takılar, gösterişli o takıları ben meşhur ettim Türkiye'de Barış Manço'dan sonra. O taçlar filan. Kendisini de çok severim bu arada. Kıyafetim, müziğim, her şeyimle ayrılıyorum diğer sanatçı dostlarımdan. Ve tektim ve başarılı oldum. Sevilmemin tek sebebi Türk halkı özüne çok hasret birisiydi. Yani özümüzden bir şeyler anlatıyorum. Hatta bugün evime geldin, hoş geldin. Evrim Hanım, bu güzel sohbetinizi balla kessem de biraz da Şahsenem Hanım'ın evini mi geçsek, ne dersiniz? O zaman kalkalım. Hadi bakalım. Ay, bu ne kim? Muhabbet kuşlara. Bunlar aşkı muhabbet çocukları. Geride
gelirim bu gece. Aşkı muhabbet aslında. İsimleri ne? Korkmayın korkmayın. Burada bak aşkım yaşıyor ama muhabbet öldü. Ay, aşkı muhabbet balaları bunlar. Balalarım. Evet benim balalarım bunlar. Korkmayın aşkım. Bunlarda 70 tane vardı hayatım. Ben bunları buraya koyayım panik oldular. Niye bizi aldın diyorlar. Ben artık onlar dillerini de anlıyorum. Şu yakışıklılar kim? Onlar yakışıklı mı güzel mi acaba? Bilmiyorum ki. Çocuklarımı tanıştırayım. Bu Neşe. Neşe mi? Neşe evet. Neşe Hanım öpücük merhaba. Bak bu Evrim, Evrim abla bak. Evrim teyzesi. Evet. 4 tane vardı, 2 tanesi öldü. Ay. Aşkım. Kaç yıl yaşıyor kaplumbağalı? Kızı marul verin bana diyor. Kaç yıl yaşıyor kaplumbağalı? Bilmiyorum. Bir tek bir bilmem gereken. 400 mü? Bak bunu da tanıştırıyor. Diyecek ki anne beni niye tanıştırmadın? Bu da Mutlu. İsimlere bak yalnız Neşe. Peki nasıl Mutlu ayırt ediyorsunuz? Belliler zaten 2 tane var. Küçüğü şey Mutlu. Ah iyi aşkım. Ben şu an tedirgin. Bunu salatalık verelim bak. Salatalığa bayılıyor. Ah aşkım. Gel sen de elime. Ben hiç kaplumbağayla temasım olmadı hayatımda. Korkuyor musun? Bak yiyor. Ya korkmuyorum da tanışmıyorum bak, yani. Bak şöyle kuşluk. Elini ısırmayacak korkma. Isırırsa ya. Korkma. Dişi var mı bunların? Var tabii ki. Ay! Ben korkarım ben çok korkuyorum. Ben sinekten gel, korkuyorum. Aşkım. Bak elimi de ısırıyor bak. Bir şey kediden olmaz. Köpekten korkmuyorum. Ama ben şöyle dokun sana bakmıyorum korkma. Bak hiçbir şey yapmıyor. Evini sırtında taşıyan tatlış evet. Çocuk. Aşkım ağzında marul kaldı. Ben kaplumbağayı bir tek şeyden tanıyorum, masaldan. Evet. Tavşanla yarışıyordu değil mi? Ondan evet. Biliyorum. O zaman radyoyu açayım, Şahsen evet. Hanım okusun. Tamam. Çıkırt, çıkırt. Buyurun. Dönülmez yollarımı, kararsız günlerimi, şu garip hikayemi gözyaşlarım anlatır. Dönülmez yollarımı, kararsız günlerimi, şu garip hikayemi gözyaşlarım anlatır. Ömrümün zararını, kaybettim yarını, mutluluk yıllarını gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Canım. Bu çok teşekkür gerçekten ediyorum. Bu işi çok seviyorum. Yani düşünsene hani işte 96'da geldiniz. Ben 96'da evet. İstanbul'a geldim okul kazanıp. Hep dinlediğim bir sanatçıydınız. Canım, şimdi onunla ederim. Şarkısının nakaratına eşlik ediyorum. Ya bundan daha büyük bir lüks olabilir mi çok ya? Çok teşekkür ederim. Vallahi çok büyük şans benim için. Tekrar Kanal D'ye, yapımcım, zengin patronuma teşekkür evet, ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma gerçekten duygusal anlar yaşıyorum şu sanatçıları an. Sanatçıları bir de yakinen tanıyoruz. Evet. Evrim Hanım şuradaki araba koleksiyonunu görüyor musunuz? Şahsenem Hanım'ın bir oğlu var biliyor muydunuz? Oğlum var. Evet. Ellen Hanöfer 23 yaşında. Maşallah. O arabalar da oğlunuz Anıl'ın öyle değil mi? O Anıl'ın mı? Evet, Anil arabaları çok seviyor oğlum. Ben de şimdi benim eşim ressam, dünya çapında tek yaşayan ressam unvanı var ve Japonya'da müzede de 3 boyutlu halı çalışması var. Tek yaşayan ressam unvanı verdiler eşime. Oo. Yani ressamların birçoğu öldükten sonra sergilenir ya dünya müzelerinde ve fotoğraf makineleri onun. Ve orada bir kuş yuvası var. Şu değil mi? Evet, o çok bayılıyor. Tabii oğlumun oyuncakları var tabii ki. O çok eski oyuncakları ama onlar süs olarak oraya koyduk. Fakat oğlum akıllı oyuncaklarla oynardı. Ben hayatta onunla uğraşamam yani. Çocuk zeki bir çocuk. Biliyorsun ben 12 sene ara verdim sanat yaşamıma. Çünkü evlendim 2007 senesinde İranlı bir ressamla. Azerbaycan, Türkiye, İran'ın. Ve oğlu, Tebrizli mi? Evet. Ve oğlu vardı 7 yaşında. O da bana anne dedi. O da beni anne yaptı. 7-24 saat. Evet bana ihtiyacı vardı. Ben de oğluşumu büyüttüm. 12 sene sonra anne dedi 2019 senesine geldiğimizde. Anne artık ben büyüdüm. Sen ne zaman çıkacaksın sahneye? Bir baktım şöyle onu deyince irkildim. Anneliğe kaptırıp gitmişim. Annelik çok güzel bir duygu.
Evrim Hanım bakar mısınız? Mini bir stüdyo aslında burası. Aa, evet ya. Evet. Onu girerken gördüm. Bizim çocukların dedim bir an düşündüm. Burada da bir tablo var. Deniz var. Yağlı boya tablo. Eşim böyle tespihleri çok sever. Ay eskiden okul önünde alıç mı diyorlardı? Hatırlar mısın? Kırmızı renkli veli. Şekere benziyor değil mi? Evet. O şey meyveye ama çok ya. Güzel desenlerle yapılmış el işçiliği. Tablo işinize mi ait? Evet. Eşim çok tabloları var. Evin her tarafı tabloyla doluydu aslında. Ama şimdi sergiye satacağım diye bir çoğusunu çıkardım. O istediği zaman tablolar yapıyor. Guinness Rekorlar kitabına girecek bir çalışma yapıyor şu anda. En çok 100 bulunan tablo yapacak. Rahmetli Orhan Kural'la birlikte biz bunu hazırlıyorduk. O da rahmetli oldu. Çok önemli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hı. Evde her zaman resim yapılır. Ben de yapıyorum resim. Aa. Ben bir sene eşimi izledim. Sonra da kendim de resim yapmaya başladım. Bana eşim dedi ki çok yalancısın. Neden dedim. Sen ressam mıydın önce dedi. Yok dedim ama gerçekten. Her yetenek var maşallah. Ama ben annem babamın o yaptığı yurttaşları desenlerini yapardım. Doğru marangoz küçükken evet. Süslediğiniz için evet. Oradan bir el yatkınlığı evet, var. Evet el yatkınlığı var fırça boya. Yani elimiz kolumuz boya ne içinde kalırdı. Okula pazartesi elimdeki boyalarla giderdim ya da filarmoniye şarkı söylemeye gidiyorum. Elimde devlet boyalar. Sanatçısı boyacı oldum. Derlerdi ki elindeki boyalar ne? Hiç derdim. Boyalarla mı oynuyorsunuz evde derdi. Ha, evet diyordum. Bunda mı siz boyadınız? Evet yeşil renge bayılıyorum. Evet. Ben böyle evde bazı şeyleri kendim dekore etmeyi topunuzu seviyorum. Topunuzu süpürürüm. Çünkü nedenini biliyor musun? Ben yeni mobilya almakta yana değilim. Ben kendim restore etmeyi çok seviyorum. Değiştirmeyi seviyorum. Benim değişik hobilerim vardır. Resim, şarkı, müzik, dans. Onun dışında başka türlü sanatın başka dallarını, yeni keşiflerini yaparım ben. Mesela eşim oturur fırçayla resim yapar. Ama ben spatula ya da çubuklarla yaparım. Hiç belli olmaz sağlıklı olur. Ya da boncuklarla resim yaparım. Bozarım tekrar yaparım. Hani var ya kumlarla yapıyordu bir adam. Evet evet. Bir de Ebru sanatı biliyorsun. Oo, çok zor. Türk kültüründen tabii gelmedir ki. Ebru sanatı. Suya yazı yazılır efendim ya. Yani. Evrim Hanım, hadi diğer odalara da bakalım mı? Sahne kıyafetlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Sahne kıyafeti evet aslında sana çok yakışır taşlar. Evet hadi bakalım o zaman gidelim. Şimdi de Şahsenem Hanım ve eşi Armin Bey'in yatak odalarını incelemeye alıyoruz. Burada da birbirinden renkli ve kıymetli tablolar gözümüze çarpıyor. Yatağın yanında bir kanepe, siyah incecik bir tül ve sarı renkli fon perde buradaki dikkat çeken detaylar. Aman aman işte en sevdiğimiz pullar, payetler, şıkır şıkır kıyafetler. Gözleri kamaşacak birazdan bu ışıltı karşısında Evrim Hanımcığımın. En sevdiği tarz tabii biliyorsunuz. Hadi gel bakalım sana kostümlerimi göstereyim. Ya ben şimdi hepsini çıkarmak istemedim ama şunu da şöyle koyalım. Vay tüyle. Vay. Her bir kıyafetin modacı Fatoş Akyıldız'la çalışıyorum. Kraliçe kreasyonuna başlattık biz. Bu kraliçe bir numaranın aynen tacı. Evet şu da kraliçe iki o numara. Zaman bir numara sen ve üçüncüsü de yeşil. Dur ben onu sana takayım iki numara. Ay dur. Çok güzelmiş. Bu yakıştı sana ama bir dakika da. Bu boyna mı takılıyor? Oo çok güzel oldun bu hayatım. Bu nereye takılıyor? O da başa takılıyor ama topuz yapacaksın önce. Ha. Evrim sen de göstereyim daha iyi aşkım ya. Ama ben kendimi göremiyorum. Kendini göremiyorum. Aynen oradaymış. Evet şimdi bir dakika. Evet, bunu ama da, Nuray diyor ya konuşamadım. Yatak odasında aynayı değil. Bunların takılmaları çok zor. Bu yüksek topuzla anca oluyor. Evrimcim. Bu da şöyle. Türkmen özgürlük evet. Elbisesi değil mi? Onun tacı da şu. Kraliçe kreasyonu Orta Doğu'daki bu Dubai ülkeleri hanımlarına özel. Ama ben bir Türk Dünyası kraliçesi olduğum için dedim bana kraliçe kreasyonu yaptırın. Evet. Sen taksana onu. Evet. Sahibinde güzel her şey. Ama burada topuz olması gerekiyor. Şurada. Tepede evet. Mi? Yüksek topuz olacak. Oo, Dubai kraliçesi evet, mi oluyor? Bu da yakalı kraliçe kreasyonu. Şöyle. Bu bunun kostümü mü? Evet, bu bunun kostümü. Bunlar pelerin modasını ben yeniden gündeme sokmuş oldum. Peki bir şey soracağım. Bir giydiğinizi bir daha giyiyor musunuz? Sahne konserlerimde giyiyorum ama gece kulüplerinde de bazen giyiyorum. Ben disko giyiniyorum. Topunuz geldi. Bunu giydirelim mi sana? Ben evet görsel olarak seviyorum ama benim dolabımda var mı? Yok. Böyle bu sahnede da, güzel çünkü bunlar. Bu da böyle. Bak, özel bir tasarım. Evrim Hanım ama ben şunu görmek isterim. Sofraya oturduğumuzda Şahsenem Hanım'ın da giyeceği bir Özbek kostümü olsun isterim doğrusu. Bunlar şöyle. Yemeği öyle sunsun değil mi pilavı? Bak, bu böyle uzun kollu. Arkada şalları var bunun uzun. Uzun pelerini ve şalı var hayatım. Alo Nejat. Niye ben bu telefonlarda Alo Nejat oluyorum?
Merhaba. Müteahhit Necat'la görüşecektim. Ben buraların eskisiyim bebeğim. Niye böyle oluyor bende eski telefon? Necat kim ya? Şu Necat ortaya çıkabilir mi lütfen? Ben o Necat'ı hemen hatırlatayım. Banu Alkan'ın evindeki Necat. Hay hay efendim, iyi günler. Şafak Çak'ın evindeki Necat. Alo Necat. Bugün büyük adada parti var. Partiliyoruz kuzum. Necat her yerde. Aylin Coşkun da Necat. O zaman sen bak. Müteahhit Necat'a gideceğim. Müteahhit Necat ne ya? Müteahhit Necat bana ulaş kardeşim. Kimsin sen? Kalabalık içinde niye dönüyorsun sen? Daha önceki hayatında Necat olabilir misin hayatım? Ben Necat. Necat ben miyim? Necat benmişim değil mi geçmiş Necat'a hayatımda? Selam söyle. Necat sana selamı var şahsen. Necat çekimdeyiz. Kapat telefonu. Kapat. Kapat. Bir de böyleleri var ya. Kapat. Sen kapat. Niye ne bağlandın? Necan oyalama. Kapat. Oyalama. Bir de şu var. Önce sen kapat aşkım. Ay yok sen kapat aşkım. Ay yok yok. Şöyle. Ya. Bir, ay, iki, üç. Bunu kapaması güç. Bir, iki, üç. Bunu kapaması güç. Ama evet. Seni kapatıyor. Daha pilav yapacağız. Daha o takılar var orada. Evet orada bunları takılar var. Bunlar benim özel tasarım bileziklerim. Ay bu oda da güzelmiş. Yine nostaljik Okan bir odaya geçiyoruz. Hem de tam nostalji. Daktilosuyla, çok eski bir kaset çalarıyla, pikabıyla, yıllanmış bir aynayla. İşte tarih kokan bir oda. Bakalım Evrim Akın burada neler neler bulacak. Seni pırlantalarımla döverim Necat. Kim bu Necat ya hakikaten ya? Bunu bir araştırsanıza bak. Necat senin... Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet. Daha bugün konuştuk ya. Benim küçüklük ses kayıtlarım var. Babamın var kayıt cihazı. Şimdi böyle kasetlerde. Onları ben nasıl normal, sen bilirsin Mehdi ya. Kurtaramaz mıyız? Bu daktilo biliyorsun. Bizim Türkiye'ye geldiğimiz zaman da daktilo vardı. Yani ama bunu ne yaptınız yahu? Atar, ben bastım onu. Bende de var. Benim daktilom 1. Dünya Savaşı'nda cephede savaşmış. Pardon 2. Dünya Savaşı'nda. Oo. Evet antikacıdan almıştım. Belki de Atatürk'ün eli de değmiştir ona. Yok Alman cephesinde bu. Evet bu da benim tasarımım bilezik hayatım. Eline şaka. Takalım mı bir bakalım? Evet. Şurasını takacağız da şurası şimdi göz. Kopmuş mu? Evet, onu takılıyor, kopmadı. He. Bu böyle. Aşkım, şahsenem bilezik. Yazları ben şahsenem olmak istemezdim. Hem elbiseler, evet. Hem takılar. Ya elbise 15 kilogram falan vardı. Oh. Ben şimdi sizi biriyle tanıştıracağım. Kim? Bizim ekibimizden Didem'in boyfriendi. Hadi ya. Adam çok yakışıklı bir adam yalnız. Biz bakmayalım aşık oluruz yoksa. İşte bu Didem'in boyfriendi. Tövbe tövbe. Niye onu bunu layık gördün? Evrim Hanım çünkü yok. Çünkü yok sahteleriyle. Bundan iyisini bulamaz. Ama ben çok şanslıyım. Ben ruh eşleri buldum Evrim'cim. Ya değil mi? Çok onu önemli. Anlatsanıza. Ya ruh eşi olmak böyle onun için gözünü kırpmadan canını bile vermeye hazır olmak demektir. Her birimizin bir ruh eşi var tabii ki. Tabii ki. Belki de Necat'tır ruh eşi. Tövbe ya yok öyle bir şey. Onu demin anlaştık ama ya. Ama diline geliyor. Necat benim geçmiş yaşantımdaki adımdı ya. Anlaştık ya orada. Doğrudur. Bu Necat'ı böyle fikirlere karıştırmayalım lütfen efendim. Tamam Necat yok burada. Şimdi Didem'le aranız kötü mü? Kız niye aranız kötü? Didem'in erkek arkadaşı adı yok mu bunun? Para yetiştiremiyorum. Necat olsun onun adı. Para yetiştiremiyorum Didem'e diyor. Bak bu elbiseyle güzel olurmuş bu aslında. Evet çok güzel. Onun küpeleri bende. O ha doğru ben dün bu takıyı evet, nereden tanıyorum? Evet. Şahsenem Hanım maket sevdanız var sanırım. Neden bu kadar seviyorsun? Evet benim yani ben onlara elbise giydiririm. Bazen elbise dikerim bebek elbiseleri. Hobi olarak. İnsanın hobileri insanı mutlu eden şeylerdir. Lokanta açıldı. Evet. Lokanta sabah... açıldı. Yok 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 evet, lokanta açıldı. Özellikle eşim haydi için yeme. Oldu. Yansın diye. Ve sıra geliyor mutfağa. Şahsenimin küçük ama şirin mi şirin mutfağında daha önce de söylediğimiz gibi bizim için, birazcık da benim için Özbek pilavı pişecek bugün. Hadi gel bakalım bir pilavı yapalım artık. Aman aman. Ben tabii bu arada şeyi yaptım. Neyi? Eti mi? Eti pişirdi. Şimdi pilav, Özbek pilavını etli pişiyor biliyorsun. Soğan, çarlustun, biber ve havuç yapacağız. Ben biberli hiç yememiştim. Bir tane de şey ekleyeceğiz. Soğanları da koyayım, onları pişireyim. Sonra da şu biberi de doğrayayım. Hiç
Şimdi biz buna ne koyduk? Et koyduk, soğan koyduk. Etler kızardıktan sonra soğan olacak. Sıvı yağ kullanacağız. Hmm. Sıvı yağ 2,5 kepçe, 1 kilo pirinç pişireceksen eğer. Yarım kilo havuç oluyor. Biz burada şimdi az malzemeyle yapıyoruz. Evet, Evrim Aka da Özbek pilavı yapmakta. Evet, buradan Özbek bütün Uzbeklere selam olsun. Evet. Evrim Hanım, bu arada ben sizin burada vantilatör çalıştırıyorum. Sesi de sizin mikrofonlarınıza giriyor. Ozan şikayet etti. Şimdi bunu da seyircilerimize belirtelim istedim. Şimdi havucu da koyuyorum. Havucu da koyuyorum. Sen geç bu tarafa. Evet, zaman. Birazcık kimyon koyacağım. Kimyon. Baharatlardan kimyon koyacağız. Karabiber de koyacağız biraz. Elimle atacağım artık. At. Elle zaten bildiğimiz lezzeti. Elle attım gitti. Ateş de üzerimize sıçrıyor. Tuz da ekledik. Tuz, karabiber, kimyon. Bu ne pirinci? Basmati mi? Bu basmati kokulu pirinç. Hmm. Ya da Özbek 70 Özbek iri pirincinden oluyor. Ya da İran pirinçleri güzel oluyor. Bir de Türkiye'de basmati. Ben basmaticiyim zaten. Kokulu pirinç yani. Evrim Hanım, size bir şey göstereyim mi? Göster. Yasemin. Ha, çiçeğin de var senin. Yasemin'in kokusunun ne etkisi olduğunu biliyorsun değil mi? İnanılmaz saftır, temizdir. Afrodizyak etkisi vardır bir de. Ha. Evet, bir de afrodizyak etkisi yapan Özbek yemekleri de vardır bu arada. For example. Bir de mesela bir insan, bir erkek arkadaş artık sana evlilik teklif etmesini istiyorsan, evet. Türkistan mantısı yapacaksın. Ha. O sihirli. O buharda pişen mi? O buharda pişiyor, evet. Ama benim tarifimi yapacaksın. Nasılmış? Anlatın bize. Benim kitabımda var. Şahserenden Orta Asya Kültürü ve Yemekleri kitabı. Öyle mi? 2006 senesindedir. Şu an var mı kitapçılarda? Var, bulunur. Şimdi biz bunu biraz daha suda koyup altını kısıp biraz bekleyeceğiz. Havuçların pişmesi lazım hayatım. Tamam. Evrim Hanım, siz de bugün bir Özbek pilavı olmasa da Şahserem'den bir Özbek mantısı bekliyordunuz ama, öyle değil mi? Aa evet, ben hatta içimden Özbek mantısı yapar diye geçirdim. Hı-hı. Ama pilav yaptık. Ama Özbek, olsun. Ama Özbek mantısı içinde hamur işi var. Bunu bir kısık göze koyacağım. Havuçlar pişene kadar bekleyeceğiz. Bu kadar mı kısık? Sonra biz bu başka göz açacağız. Pirincimizi yıkıyoruz. Pirinci yıkarken tabii ki şöyle bir güzel bir şey oluyor. Önce bunu buraya dökelim, hiç bununla uğraşmayalım. Nedeni var Evrimciğim. Söyleyin. Elimizdeki alyansı parlatır pirinci yıkarken. Evet, size bir tüyo veriyorum. Alyansınızı parlatmak istiyorsanız temizlik yapmaya götürmenize gerek yok. Pirinci 3 kere yıkıyoruz. Nişastasından kurtuluyoruz. Evrim Hanım, pirincin bir faydası daha var, belki biliyorsunuzdur. Bir kere telefonum duşta köpüklü suya düşmüştü. Dediler ki pirince yatır. Senin telefonunun duşta ne işi var arkadaşım? Müzik dinliyordum kenara koyup. Allah'ım ya, bir 5 dakika ya taş patlasın, benim bir arkadaş öder, taş patlasın. Evet, şimdi pirinci koyuyorum ya, o zaman. Ya 15 dakika sürecek bir duşa niye müzik ihtiyacını... Aman. Ama terapi gibi geliyor Evrim Hanım, ne yapayım? Sen de pek romantiksin ha. Telefonumu 24 saat pirince yatırdım hiç açmadan ve gerçekten işe yaradı tabii. Ha, nemi mi alıyor? Pirinci koyduktan sonra malzeme üzerine döşüyoruz, sonra da tuzunu ve biraz daha kimyon koyup su koyup demleyeceğim. Ama demlenmesini de bekleyeceğiz sonra. Şunu da koyalım. Pilava şimdi alttaki malzeme pişti. Toplam 1 saatimizi alır Özbek pilavının pişmesi. Alttaki malzeme piştikten sonra şöyle bir parmakla bakacağız. Daha su lazım. 6,5 santimetre pirincin üzerine geçmesi gerekiyor. Niye parmakla bakıyoruz peki? Neden Şahsenem Hanım? Çünkü şuradaki boğunun biraz geçmesi gerekiyor. Boğun diyoruz biz. Şu boğun. Çizgiyi geçmesi gerekiyor. Ama herkesin boğumu farklı olabilir. Mesela benim ellerim küçük. Fark etmez. Herkesin boğunu yine 6,5 santimetreye denk gelir. Eğer şey yoksa cetvel koyabilirsiniz. Ve pirinci koyduktan sonra şöyle delikler açacağız ki pirinç tam böyle. Maşallah senin eller. Her yerden suyunu çeksin. Çektikten sonra 20 dakika demliyoruz. Sonra ağdarıyoruz, yani çeviriyoruz. Hmm. Çevirdikten sonra tekrar yine 10 dakika sonra pilav hazır ve altını üstüne karıştırıp tabaklara servis yapıp yeniyor. Hmm. Öğrendin mi bu arada? Annene yaparsın. Tabii ki. Efendim, Özbek pilavımız pişe dursun ki zaten artık çok da acıktık. Yani ben çok acıktım. Biz de bu sırada çatı katından şu güzel İstanbul manzarasının tadını çıkaralım. Şahserem Hanım'ın tam da keyif yapmalık terasındayız. Salıncağı, yemek masası, ahşap koltuğu ve süslemeleriyle harika bir teras burası. O kaşığı bana göstere göstere geldiniz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Akıllı ol. Bak bir Ankaralı oldum gene.
Evrim Hanım ama ne yaptınız o güzelim beyaz gömleğe? Ya arkadaşlar yemek yapmak kolay değil. Bakın menümüz burada. Makyajım aktı, çok sıcak, o yüzden çıkmayın diyorum. Of of. Evet, pilav. Bunu biraz karıştıracağız. Şunu da şuraya koyalım. Of, evet, of. Altın üstüne getireceğiz. Bak bu ağdarmak denir buna. Ney darmak? Ağdarmak. Ağdarmak. Ağdar, ağdarmak. Ağdarmak. Evet, şimdi altın üstüne karıştıracağız. Yağlı, etli, sebzeli bölümler hepsi pirince karışacak. Bayağı bir bereketli olmuş. Vallahi bizim ekip doyar. Koyunuz efendim. Evet. O tersine çeviremem ben, tabaktan dökerim diye korkuyorum. Olsun olsun, anam babam usulü. Denemedim. Ay yeter. Ama çok şimdi oldu. Servis yapıyoruz yani, Özbek pilavı. Sıcak. Ağzın yanmasın. Bakalım. Kozalarım yoğunlaştı. Tadı nasıl? Afiyet bal, şeker olsa. Eti pişmiş mi bakalım? Bu pilav o kadar doyurucu ki. Ya çok garip bir doyuruculuğu var. Mesela bunu yiyorsun ya, ertesi gün akşama kadar acıkmıyorsun. Vallahi oruç zamanı tavsiye ederim herkese. Ben kesin acıkırım da şimdi. Özbek pilavı yapalım. İddia ediyorum. Evet. Yalan mı? Doğru. Yani bu tek başına bir yemek. Bunun yanında salata yapılabilir. Yoğurt, cacık istiyorsan arzuya göre. Çoban salatası. Turşu da güzel olur. Et de sebze de her şey içinde olduğu için doyurucu oluyor. Evet. Çok bal. Ellerine sağlık. Aha, çok güzel olmuş. Afiyet bal olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız sofranızı, evinizi, gönlünüzü açtınız. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınız bereketli sağlık. Sofralarınız, günleriniz olsun. İnşallah. Hep beraber bir mukabele. İnşallah her zaman beklerim hayatım. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.